Evet arkadaşlar merhaba. Bir video ile daha beraberiz. En son cümle ögelerini işlemiştik ve uzun bir ara verdik. Aranın sebebini çoğunuz biliyorsunuz. Engellemeler, cevap anahtarı paylaşmalar falan filan. Şimdi cümle ögelerini bitirdikten sonra tür bilgisine geçiyoruz. Sözcüklerin türlerine bakacağız. Tür bilgisi derken iki tane ana türümüz var. Yani bir sözcüğün iki tane ana türü vardır. Ya isimdir ya fiildir. İsimlerden türeyen kelimeler aşağıda görünüyor. Fiilden türeyen kelime yoktur. Fiil zaten tek başınadır. Tek tabancadır. İsimden türeyen kelimeler kendi içinde tek başına anlamı olanlar ve cümle içinde anlam kazananlar. Yani kısacası bu arkadaşların tek başına anlamı yok. İsimleri işlemiştik daha önce isim tamlamaları konusunda. Zaten çok fazla işlenecek detayı yoktur isimlerin. İsimlerden bahsetmiştik. O yüzden bugün sıfatlardan bahsedeceğiz. Sıfatlardan sonra zamirler, zamirlerden sonra zarfa geçmeyeceğiz hemen. Neden? Çünkü şurada bir ek konu var. Yani fiilimsi konusu var. Fiilimsi başlığını bilmeden zarfı bilmek çok mümkün değil arkadaşlar. Zarfa geçtiğimizde anlayacaksınız. Kısacası ilerleme şeklimiz sıfat, zamir, fiilimsi ve zarf şeklinde olacak. Hemen uzatmadan başlayalım. İlk türümüzün sıfatlar olduğunu söylemiştik. Sıfatın diğer adı ön ad. O zaman adın neresine geliyor? Önüne. Adın önüne gelmiş olması yetmez ki. Bir adın önüne gelecek gelmesine ama bu adla ilişki kurmak zorunda. Yani ismin sayısını vermek zorunda, ismin rengini vermek zorunda, ismin belli belirsiz oluşunu vermek zorunda, isme soru sormak zorunda. Yani şurada X kelimesi olsun, bu X kelimesini sıfatlaştırmam için kesinlikle şurada bir ismin önüne getirmem lazım. İsmin önüne getirmek yeter mi hocam? Hayır. Çünkü buradaki X'in aynı zamanda bu isimle alaka kurması lazım. Ne tür bir alaka? Az önce bahsettim. Yani nitelik ya da belirtme. Renk, sayı, soru sormak, işaret etmek gibi bir sürü özellik var. Bu özellikleri işleyeceğiz. Sıfatlar kendi içinde niteleme sıfatları, belirtme sıfatları olarak ikiye ayrılır. Niteleme sıfatları genellikle bir tane soruya cevap verir. Hangi sorudur o? Nasıl sorusu? Nasıl sorusuna cevap verir. Belirtme sıfatları da kaç, kaçıncı ve tabii ki en önemli, en yaygın belirtme sıfatı sorusu hangi sorusuna cevap verir. Yani elimizde kaç tane soru var arkadaşlar? 4 tane. Bir tanesi niteleme sıfatları sorusu, diğer üçü belirtme sıfatları sorusu. Niteleme sıfatlarının kendi içinde alt kolları var. Küçültme, pekiştirme, unvan, bunları işleyeceğiz. İşaret sıfatları, sayı, belgesiz ve soru sıfatları da belirtme sıfatlarının bir alt kolu olarak işlenecek. Hemen şöyle devam edelim. Sıfatları geçmeden önce sıfatların genel özelliklerine bir bakalım. Sıfatlar addan önce gelir. Evet, bu sebeple ön ad denir. Addan sonra gelirse sıfat olmaz. Güzel. Yani biz yeşil ova diyoruz. Ova isim, nasıl ova? Yeşil ova. Bu yeşil sözcüğü sıfattır çünkü adın önüne gelmiştir. Ova yeşil derseniz yeşili adlaştırmış olursunuz. Yani yeşil artık sıfat olmaz. Neden? Yeşilsen ve sıfatsan ismin önüne geleceksin. İsmin sonuna gelemezsin. Sıfat tek başına bulunmaz. Sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması vardır. Evet. Biz sıfat tamlamasında aslında sıfattan çok kısacık bahsetmiştik. Sıfat tamlaması ne demek? Şurada bir sıfat var, şurada bir isim var. Şuradaki sıfatla ismin toplamına biz ne diyoruz? Sıfat tamlaması. Kısacası sıfat isimden bağımsız olamayacağına göre sıfatın olduğu her yerde isim olacaktır. İsmin olduğu her yerde sıfat. O zaman şu ikisinin toplamına biz ne diyeceğiz? Sıfat tamlaması. Kısacası sıfat varsa sıfat tamlaması vardır. Ha sıfat tamlaması aramışsın, ha sıfat aramışsın. Aynı şey. Niteleme sıfatlarına bakalım. Niteleme sıfatları bizim sıfat türümüzün ilki. Nasıl sorusuna cevap verdiğini söyledik. Nasıl sorusunun renk, biçim, durum gibi ifadeler belirttiğini de söyledik. Şu aşağıda bir örneğimiz var, güzel bir örnek. Beyaz, yuvarlak, temiz bir masadan akşam yemeği yedik. Buradaki masa ifadesi nedir arkadaşlar? Bir isimdir. Nasıl masa? Beyaz masa. Nasıl masa? Yuvarlak masa. Nasıl masa? Temiz masa. Bir isim birden fazla sıfat alabiliyor bu arada. Bunların tamamı niteleme sıfatı çünkü tamamı nasıl sorusuna cevap veriyor. Şu altı çizgi kelimeler de niteleme sıfatıdır. Sarı saçlarını deli gönlümü bağlamışım çözülmüyor mihriban. Saç isim nasıl saç, sarı saç, gönül nasıl gönül, deli gönül. Sarı saçın rengini verir, deli gönlün durumunu verir. Devam edelim. Şurada bir
örneğimiz var. Güvercin bakışta sessizlik. Nasıl sessizlik? Güvercin bakışta sessizlik. Eski zaman, nasıl zaman? Acı meyve, nasıl meyve? Ölümsüzlük timsali, beyaz nilüfer, nasıl nilüfer? Eski bahçe, nasıl bahçe, değil mi? Hepsinin önünde bir isim vardı. Önemli olarak buna dikkat çekmenizi istiyorum lütfen. Devam. Şurada bir soru var. Hangisinde niteleme sıfatı yoktur? Uyandım kar aydınlığında. Hocam uyandım kelimesi uyanmak fiilinden gelir. Herhangi bir isimleşme yok. Kar, uyanmak ve aydınlık. Üç tane kelime. Üçü arasında da nasıl, hangi, kaç gibi bir ilişki göremiyorum. O yüzden burada sıfat var mı emin değilim. Burada herhangi bir sıfat göremiyorum. O küçük kasaba. Nasıl kasaba? Küçük kasaba. Uykusuz bir kavak. Bir belirtme sıfatıdır. Ben niteleme arıyorum. Niteleme nasıl sorusuna cevap verir. Uykusuz bir kavak. Uykusuz. Nasıl kavak? Uykusuz kavak. Uykusuz bir su akar. Nasıl su? Uykusuz su. Yüreğine hatıralar uğrar. Yürek isim, hatıra isim, uğramak fiil. Herhangi iki kelime arasında nasıl ilgisi yoksa niteleme sıfatı olduğundan bahsetmemiz mümkün değil. O yüzden 1 ve 5'te niteleme sıfatı yoktur. Cevap B seçeneğidir. Devam edelim. Bir soru daha. Bu videoların en önemli özelliği hemen konudan sonra başlık başlık sorular olması. O yüzden aslında tahtada anlattığım ders ne kadar canlı, ne kadar karşılıklı, hemen yüz yüze soru cevap şeklinde olsa bile ardından direkt soru çözemediğimiz için burası o konuda biraz daha avantajlı olabilir. Varlıkları niteleyen, yani onların nasıl olduklarını gösteren sıfatları niteleme sıfatı denir. Niteleme sıfatları renk, biçim, durum gibi ifadeler verir. Hangisinde niteleme sıfatı yoktur? Allah hepimizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Nasıl insanlarmış bunlar? İyi insanlarmış. İnsan da isimdir. O zaman burası niteleme sıfatı. A şıkkı gider. Bu sıcak hava, hava nasıl hava? Sıcak hava, hava bir sıcak niteliğine sahip. Şu ahşap bina nasıl bina? Ahşap bina. Çam ağacı nasıl ağacı? Çam ağacı olmaz, değil mi? Yani çam ağacın niteliği değil. Budaklı bir dal, dal nasıl dal? Budaklı bir dal, bu da bir niteleme sıfatı. Dışarı çıkmak, temiz giyinmek, herhangi bir yerde birbirine bağlı iki tane kelime ve nasıl sorusu olmadığı için Edirne'de niteleme sıfatı yok. Devam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır diyor. Otobiyografik roman. Nasıl roman? Otobiyografik roman. Farklı üslup. Nasıl üslup? Farklı üslup. Kendi kişiliğine ilişkin önemli ipuçları. Nasıl ipuçları? Önemli ipuçları. Geç. Gerçek kişi. Nasıl kişi? Gerçek kişi. Geç. Öpüş. Gözyaşı. Vaat. Hicran. Var. Odada. Herhangi bir yerde bir bağlılık göremiyorum. Devam. Varlıkların renklerini, biçimlerini falan filan niteleme sıfatı demiş. Niteleme sıfatını hemen arayalım. Hangisinde yok diyor. Ne güzel. Bak güzel virgül gelmiş. Bu herhangi bir dağla ilgili değil. Ne güzel dağ demiyor. Virgül diyor. Virgüle dikkat. Sıfat ve isim arasında virgül koyamazsınız. Ne güzel dağlar, renk renk çiçekler. Çiçek, isim nasıl çiçek, renk renk çiçek. İkileme burada sıfat olmuş. Niteleme sıfatı olmuş. Nedense beni gördüğünde köşe bucak kaçıyor. Herhangi bir nasıl ilişkisi göremedim. Renk yok, biçim yok, durum yok. Yorgun sarı yaprak nasıl yaprak? Yorgun yaprak nasıl yaprak? Sarı yaprak. İki tane niteleme sıfatı almış buradaki yaprak ismi. Saksıda çiçeklerden tatlı koku. Nasıl koku? Tatlı koku gitti. İnsan zaman zaman sıcacık bir sohbet. Sohbet isim nasıl sohbet? Sıcacık sohbet. Bu bir durum gitti. Elde ne kaldı? Tabii ki Bursa. Devam. Şimdi sıfatlarda pekiştirmeye geldik. Bir sıfat nasıl pekiştirilir? Bir kere pekiştirme ne demektir? Pekiştirme anlamı kuvvetlendirme demektir. Anlam kuvvetlendirilir ama ne şekilde kuvvetlendirilir? Bunun birkaç tane yolu vardır. İlk yolumuz arkadaşlar MPRS dediğimiz pekiştirme harfleriyle meydana gelir. Bunlar genellikle üçüncü harf olarak karşımıza çıkar ve bazı isim bazı sıfatları pekiştirir. Örnek. Beyaz gömlek demek var, bir de bembeyaz gömlek demek var. Bembeyaz derken, şu hecenin sonunda ne var? M harfi var. Yani MPRS'nin M'si. Diri surat var, bir de dip diri var. P'den geliyor burası. Tertemiz, R'den geliyor burası. Mosmor, S'den geliyor. Aşağıda benzer örnekler var.
İlk yolumuz neymiş pekiştirme olarak? M, P, R, S ünsüzleriyle pekiştirme sıfatı yapmak. İkinci yolumuz nedir? İkinci yolumuz ikileme iledir. Tekrarlama yolu. Bina isim değil mi? Nasıl bina? Büyük büyük bina. Yani size biri büyük bina dese ayrı anlarsınız. Büyük büyük bina derse ayrı anlarsınız. Büyük büyük ne demek? Büyüğün biraz daha büyüğü. Sıra sıra dağlar. Yani pekiştirmiş. Mana olarak daha yoğun, daha baskın, daha çarpıcı. Tekrarlanan sıfatların arasında bazen mı edatı gelir ve bu edat pekiştirme görevi üstlenir. Güzel mi güzel ev. Güzel güzel ev demek var, bir de güzel mi güzel. O kadar baskın söylüyorsunuz ki burada. Bazen yakın anlamlı kelimelerin ikileme yoluyla da pekiştirme yaptığını görebiliyoruz. Yalan yanlış hikaye, doğru dürüst. Yani burada ikileme yolu yapılma var ama ikilemeler tekrarlı ikileme şeklinde değil. Birbirine yakın anlamlı kelimelerden oluşmuş ikilemeler. Bunlar da pekiştirme yoluna gidilebilir. Hangisinde pekiştirme sıfatı kullanılmamıştır? Simsiyah saç, nasıl saç? Simsiyah saç birinci yolla yapılmış değil mi? MPRS. Ki zaten çoğu MPRS ile çıkar, onu da söyleyeyim. Askerden sonra bambaşka bir insan. Nasıl insan? Başka insan. Başkadan daha başka ne olur? Bambaşka. MPRS. Köpekler kupkuru kemiği kemirirken, kemik isim nasıl kemik? Kuru kemik diyebilirsiniz ama kupkuru. MPRS'nin P'si. Sımsıkı sarılıyor. Şimdi buradaki sımsıkı, sıkı ifadesinin pekiştirilmiş halidir. Yalnız önündeki kelimenin türü isim değil, fiil. Fiil olduğu için bizim buna sıfat deme ihtimalimiz yok. Sımsıkı sarılıyor. Sarılmak fiilinden gelir. Mekmak alır. Masmavi, S var. Mavi var, bir de masmavi var. Masmavi ışık. Nasıl ışık? Masmavi ışık. Yani ismin önünde. Devam edelim. Hangisinde pekiştirme sıfatı yoktur diyor. Simsiyah saç. Nasıl saç? Simsiyah saç. MPRS'nin M'si. Bambaşka insan. Ha, kupkuru kemik. Az önce bu soruyu çözdük. Aynı soruyu iki defa almışım. Neyse. Sıfat adı küçültmeye gelelim. Küçültmek ne demek? Bir şeyi küçük yapmak demek ama daima küçük yapmak değil. Yani küçültme deyince illa küçük anlamı katmak zorunda değiliz. Peki ne yapmak zorundayız? Bazen yakınlık anlamı katmak da bir küçültme olarak gelebilir. Burada bazı ekler kullanıyoruz. C eki, cık eki, ımtrak eki, ımsi eki gibi ekler kullanıyoruz. Küçükçe salon dediğinizde salon ismini görebiliyorsunuz. Nasıl salon? Küçükçe salon. Küçüğün daha küçüğü anlamında. Burada küçültme anlamı katmış. Acımtırak biber dediğinizde acıdan daha acı gibi bir pekiştirme anlamı yok. Küçültme anlamı da yok. Nedir? Acımtırak, acıyı andıran, acıyı anımsatan, yani acıya benzer ya da acıya yakın anlamı taşır. Yakınlık da bir küçüklük emaresi olarak alındığı için küçültme sıfatı olarak sayılır. Ekşimsi, bakın ımsa, ımsi eki kullanılmış. CC ekine bakalım. Kabaca davranış, yani tam kaba değil, kabaya yakın. CC eki kullanılmış. Diğer örnekler şu an gözünüzün önünde. Devam edelim. Evet, hemen sorumuza bakalım. Küçültme sıfatı yoktur. Kısacık tatil. Nasıl tatil? Kısacık. Cık cık de yapılmış. Küçültme anlamı katan bir sıfat. Küçültme sıfatı. Acımsı tat, ımsı diye bir ek vardı zaten. Birazcık da bizi anlamaya birazcık. Buradaki cık küçültme ekidir ama herhangi bir ismi niteliyor mu? Hayır. Daracık oda. Nasıl oda? Daracık oda. Bakın arkadaşlar, ben baştan beri söylemek istediğim şey o. Önemli olan kelimeyi görmeniz değil. Kelime ismin önünde mi değil mi ona bakmanız. Buradaki birazcıktaki cık tabii ki bir küçültme ekidir ama önünde isim yok. Neyse, şu A, B ve C'yi eliyoruz. İri C taş. Nasıl taş? İri C taş. İriye yakın. Biliyorsunuz yakınlık anlamı da küçültme anlamı katar. Daha doğrusu küçültme sıfatı sayılır. Bir küçültme sıfatı sorusu daha. C'cık, ımsi, ımtırak ekleriyle yapılan ifadeler küçültme sıfatıdır diyor. Hangisinde yoktur? Uzun süre bekleyince ekşimsi tat. Nasıl tat? Ekşimsi tat. MSI, ımsi ekiyle yapılmış. Büyükçe ev. Nasıl ev? Büyükçe ev. Küçültme anlamı, daha doğrusu yaklaşıklık anlamı C ekiyle yapılmış. İncecik, kazak, cik ekiyle yapılmış. Siyah ceket, mavim tırak gömlek. Nasıl gömlek? Mavim tırak gömlek. Imtırak ekiyle yapılmış. Derecik var burada. Cik cik eki var ama derecik küçültme adıdır. Küçültme ismidir. Küçültme sıfatı değil. Çünkü herhangi bir ismi nitelememiş. Cevap o yüzden E şıkkıdır. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme sıfatı vardır diyor. Mehmetçiklerin tören yürüyüşü herkesi gururlandırmıştı. Mehmetçik. Mehmetçik'teki çik herhangi bir küçültme anlamı katmıyor. Küçük Mehmet anlamı değil bu.
Yani bu artık askere verilen bir isim, bir lakap, bir isim bu. İsimleşmiş sıfatla alakası yok. Küçük insanlarda herhangi bir ek yok. Normal bir niteleme sıfatı. Uzunca yol. Nasıl yol? Uzunca yol. Ca ekiyle yapılan bir küçültme sıfatı var mıydı? Kesinlikle. Şimdi sıfatlarda dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar var. Onlara bakacağız biraz. Birden fazla sıfat bir ismi niteleyebilir. Birden fazla sıfat bir adı niteleyebilir diyor. Şuradaki çocuk ifadesine bakalım. Çocuk bir isim. Nasıl çocuk? Sinirli çocuk. Nasıl çocuk? Sert çocuk. Bakın. Yani sıfat ararken illa tek bir sıfat ya da tek bir kelimelik sıfat aramanıza gerek yok. Birden fazla ismi bir sıfat da birden fazla ismi niteleyebilir diyor. Dar bir sıfat. Nasıl cadde? Dar cadde. Nasıl sokak? Dar sokak. Bakın buradaki dar sıfatı iki tane farklı ismi niteledi. Devam edelim. At tamlamasının tamlayanı bir sıfatla nitelenebilir. Biz isim tamlamalarını işlemiştik. Kadının kızı ifadesi bir belirtili tamlamadır. Nasıl kadın? Yaşlı kadın. Burası tamlamanın önüne gelmiş. İsim tamlamasının tamlayanını niteleyen bir sıfat. At tamlamasının tamlananı da nitelenebilir. Burada tamlayan vardı, burada tamlanan var. Çocuğun tatlı bakışı. Çocuğun bakışı bir isim tamlaması. Tatlı bakış tamlananını nitelemiş. Sırada belirtme sıfatları var arkadaşlar. Niteleme sıfatları bitti. Belirtme sıfatı ne demek? Yukarıda bahsetmiştik işaret, belgesi, soru sayı sıfatları gibi örnekleri var. Hemen ilk örneğimiz, ilk başlığımız, yan başlığımız işaret sıfatı. Arkadaşlar ben bu işaret sıfatlarını ikiye ayırıyorum genellikle anlatırken. Nasıl ikiye ayırıyorum? Birincisi bizim klasik işaret sıfatlarımız. İşte bu, şu, o, öyle, böyle, şöyle, karşı, öbür gibi. Bir de ikinci yol var. İkinci yol da sıfat yapan ki'dir. Ki ile oluşan, ki ile oluşan, deki daki de olabilir. Ki ile oluşan sıfatlar. Ki ile oluşan sıfatlar da işaret sıfatı olarak sayılır. Şimdi hemen bakalım. Aşağıda işaret sıfatları var. İnsan bu yaşa, hangi yaş bu yaş? Bu arada işaret sıfatı hangi sorusuna cevap verir? Yaş isim değil mi? Buradaki yaş ismini işaret eden bu diye bir sıfat var. Karşı sırt, karşı işaret ediyor. İşaret etmek ille eliyle parmağıyla göstermek demek değil. Mana olarak işaret ya da yönelme anlamı taşıyor. Karşı sırt, öbür taraf. Bir ayrıştırma var değil mi? Taraf var. Bir taraf bildiriyor. Karşı Hitit Tepesi. Hitit Tepesi tamlama. Hangi Hitit Tepesi? Karşı Hitit Tepesi. Tamlamanın tamamını belirtmiş. Yani işaret etmiş. Öte yaka. Hangi yaka? Öte yaka. Şu türkü, öbür el. Bunların tamamı işaret sıfatı olarak sayılır. İşaret sıfatının diğer adı gösterme sıfatıdır. Gösterme ön adı diye de sorulmuştur. İkinci sıfat türümüz belgisiz sıfattır. Belgisiz. Diğer adı belirsiz. Belirsizlik sıfatları. İsimlerin yerini belli belgisi, belirsiz tutar. Belgisizlik, belirsizlik dedik de belirsiz olan ne? Bir şeyin miktarı belirsiz olabilir. Yani belirsizlik miktar düzeyinde olabilir. Zamanı belirsiz olabilir. Bir de kimliği belirsiz olabilir değil mi? Kimliği belirsiz olabilir. Mesela çok insan tanıdığımdaki çok bir miktardır ama ne kadar miktardır? Miktarın netliği belli mi? Hayır. Mesela ne diyelim? Herhangi bir zaman diliminde görüşelim senle dediğinde herhangi bir zaman dilimindeki herhanginin zaman dilimiyle ilgili bir netliğinden söz edilemez. Kimlik, bir adam tanıdım, değil mi? Bir adam, o adamın kim olduğu belli mi? Hayır. Başka bir, birkaç, biraz, birçok, bir takım, bazı, kimi, hiç, hiçbir, az, çok, çoğu, fazla, bütün, tüm, falan filan gibi ifadeler bizim için belgisiz sıfat kategorisindedir. Şurada örnekler var. Gökyüzünün başka rengi de varmış, başka. Yani hangi renk olduğu belli değil ama rengin önünde. Hiçbir böcek. Sayısal olarak belgisizlik bildiriyor. Hiçbir kuş. Her gün. Bakın aldığım şu siyah rengi sıfatların tamamını mutlaka bir ismin önüne getirdim. Lütfen bunu unutmayın. Bir gece ansızın gelebilirim. Buradaki bir sayı değil mi hocam? Şimdi ona bakacağız. Şimdi daha doğrusu şurayı şöyle yaklaştırayım. Ben size bir detay anlatmak istiyorum şu an. Anlatmak istediğim detay şu arkadaşlar. Bir kelimesi, yani bir sıfatı çok tehlikeli bir sıfattır. Nedir hocam tehlikesi? Arkadaşlar bir sıfatı bir kere niteleme sıfatı olabilir.
Nasıl niteleme sıfatı olacak hocam? Mesela bir boydayız. Bir boydayız. Boy isim değil mi? Evet, burası isim. Nasıl boy? Bir boy. Nasıl diye soru sordum, dikkat ettiniz mi? Nasıl boy dedim. Burası niteleme sıfatı. Niye? Çünkü burası nasıl sorusunu düzgün olarak cevaplayan ve aynı anlamına gelen bir kelime. Ha, o zaman şöyle bir genelleme yapacağız. Bir kelimesi eğer aynı anlamına geliyorsa nedir bu? Bir niteleme sıfatıdır. Bu birin birinci görevi. Geriye alalım. Geriye alalım arkadaşlar. Birin ikinci işlevi. Eğer bir yerine örneğimiz şu şekilde. Bir gün daha ver bana. Bir gün daha istiyorum. Şimdi bir gün daha istiyorumdaki birin yerine istersek 2 yazabiliriz. İstersek 3 yazabiliriz. Eğer 2-3 yazabiliyorsak bu bir sayı sıfatıdır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Fakat bazen bir karşınıza belgisiz sıfat olarak çıkabilir. Nasıl hocam? Yerine 2 falan koyamıyorsunuz. Yerine aynı kelimesini koyamıyorsunuz. Belirsizlik belirliyor. Mesela güzel bir gün. Güzel bir günde tanıdım seni. Şimdi şu cümleye bakarsanız güzel bir gündeki bir yerine 2 alabilir mi? Hayır. Yerine aynı alabilir mi? Hayır. O yüzden ne olur biz buna belgisiz diyeceğiz. Kısacası bir sıfatına dikkat edin. Çünkü birden fazla anlam taşıyabilir, canınızı sıkabilir. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Soru sıfatı diye bir başlığım var. Hemen şöyle soru sıfatına bakalım. Neymiş soru sıfatı? Adın yerini, sayısını, durumunu ve zamanını soruyor ile belirten sıfatlar. Kısacası soruyu isme soracak. İsme soru soracak. Biz bunu ne diyoruz? Soru sıfatı. Bakalım. Hemen örneklere bakalım. Kaç donanma? Buradaki kaç ifadesi bir soru kelimesi. Soruyu sorduğu kelimenin türü isim. Kaç donanma? Ne gün aslına dönecek bu tren? Hangi gün anlamında değil mi? Buradaki ne ifadesi? Şuradaki gün ismine soru soruyor. Hangi meridyene düşer? Meridyen ifadesi isim. İsme soru soruyor. Kaçıncı bahçe? Yine aynı şekilde isme soru soruyor. Şurada bir sorumuz var. Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır? Arkadaşlar soru anlamını taşımak ne demek? Soru anlamını sıfatın katması demek. Hemen bu soru anlamı katan kelimelere bakalım. Bu işçi ne kadar para istiyorsun? Buradaki ne kadar soru anlamını katan kelime. Hangi dairede oturduğunu biliyor mu? Burada soru anlamı katan kelime mimi. Size nasıl yardım edebiliriz? Soru anlamı katan kelime nasıl? Onlar ne tarafa gittiler? Soru anlamına katan kelime ne? Şimdi soru anlamı soru sıfatıyla sağlanmış diyor ya. Bakalım. Hocam şurada sanki bir şey unuttunuz dediğinizi duyar gibiyim. Hangi daire soru anlamına katmıyor mu? Hayır. Aslında hangi daire ismine soru soran bir soru sıfatı kabul ediyor. Ama bir yerde mı, mi gibi bir edat varsa soru kelimesini egale eder ve soru anlamını daima üstüne çeker. O yüzden burada soru sıfatının olması hiçbir şey değiştirmez. Soru sıfatı var mıdır? Vardır. Ama soru anlamını o katmıyor. Çünkü edat var. Hemen birinci öncüyle bakalım. Ne kadar para? Para ismine soru soruyor. Olabilir. Bu bir soru sıfatıdır. Nasıl yardım etmek? Yardım etmek bir birleşik fiildir. Fiile soru soran kelimenin türü sıfat olamaz. Ne olduğunu ileride göreceğiz. Ne taraf? Buradaki ifade soruyu isme soruyor. Soruyu isme soran ikinci kelime olarak bunu alıyorum. Cevap o yüzden 1 ve 4. Bir soru daha. Soru anlamını sıfatla sağlanmıştır diyor. Bize yaptıklarını nasıl inkar edersin? Soru anlamını katan kelime bu. Bunlardan ne kadar aldın? Soru anlamı katan ifade bu arkadaşlar. Bana ne bakıp duruyorsun? Bu çocuklardan hangisi bağırdı sana? Biraz önce burada duran abla hangi yöne gitti? Soru anlamı katan kelimelerden hangisinin önünde bir isim var diyor. Burası inkar etmek fiilinin önünde fiil var. Almak fiilinin önünde, bakmak fiilimsisinin önünde,
daha doğrusu bakıp fiilin sesinin önünde. Hangisi herhangi bir kelimeye soru sormuyor? Hangi yön, yön isim, isme soru soran kelimeler nedir? Soru sıfatıdır. Cevap çok açık. Devam. Soru anlamı sıfatla sağlanmıştır. Lütfen soru anlamı ifadesine ve de soru kelimesi ifadesine dikkat edin. Soru kelimesi demiyor, soru anlamı diyor. Yani kısacası şurada Bursa'da bir mığmi var. Bak Edirne'de de mığmi var. Mığmi varsa hiç bakmanıza bile gerek yok. Mığmi daima soru üstüne çeker. Bunlar nedir? Soru edatıdır arkadaşlar. Eğer mi varsa soru anlamını daima o üstüne çeker. O yüzden siz bunlara edat dışında hiçbir şey yakıştıramazsınız. Soru anlamını hemen A şıkkına bakalım. Kim söylediğindeki kim soruyu fiile soruyor, isme sormuyor. Neden bu kadar kızgınsındaki neden sebep soruyor, herhangi bir isme soru sormuyor. Hangi dergideki hangi soru anlamı kelimesi dergi ismine soru soruyor. İsme soru soran kelimelerin türü nedir? Soru sıfatıdır. Sayı sıfatlarına gelelim. Sayı sıfatları kendi içinde ayrılır tabii ki. Varlıkların sayısını bildirir, isimlerin sayısını bildirir. Asıl sayı sıfatı. Tam sayılı sıfatlardır bunlar. Varlık ve kavramların sayılarını belirten sözcüklere asıl sayı sıfatı denir. Tam sayı kısacası. Kaç sorusuna cevap veriyor? 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 10 ay, 11 ay, 52 hafta, 53 hafta sayabilirsiniz. Tam sayılı bütün sıfatlar asıl sayı sıfatıdır. Sıra sayı sıfatları vardır. Sıra sayı sıfatlarına bakalım. Sıra sayı sıfatları genelde ıncı ıncı gibi ifadeler alır. Mesela üçüncü dakika, kaçıncı dakika, üçüncü, birinci soru, 20. kilometre gibi. Tabii ki böyle olmak zorunda değil. Bunun sayılı versiyonu da mümkündür. Yani şöyle ikinci sıra da diyebilirsiniz. Sayı ya da yazıyla yazmanız hiçbir şey değiştirmez. Şurada ilk, ortanca ve son diye üç tane sıkıntılı kelime var. Rakam anlamı olmadığı halde sayı anlamı katan bazı ifadeler vardır. İlk, orta, ortanca, son ya da sonuncu gibi ifadeler. Biz bunu kısacası ilk, ortanca ve son olarak işaretleriz. İlk, ortanca ve son. Bunlar da aslında bir sıralamada sıra bildirir. Bir ifadede bir ismin önünde sıra bildirir. Sıra bildirdiği için sıra sayı sıfatıdır. Neden? İlk çünkü birinci demek. Son, sonuncu. Sonuncu kaçıncı olursa artık. Beşinci midir, altıncı midir, onuncu mudur onu bilemiyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Üleştirme sayı sıfatı diye bir sıfat türüm var. Üleştirme, paylaştırma demektir. Yazın bilgisinde biraz bahsetmiştik aslında üleştirmelerden. Birer, ikişer, üçer gibi er, ar, eki alarak oluşturulur. İkişer fener, üçer kitap, beşer soru. Sayı sıfatlarıyla ilgili bu üleştirmelerde şöyle bir şey demiştik. Asla sayıyla yazılmazlar değil mi? Bunlar sadece yazıyla yazılırlar. Ne demek istiyorsunuz hocam? Şunu demek istiyorum. Yani İkişer kişi demek mi doğrudur yoksa ikişer kişi demek mi doğrudur? Normalde her sıfat yazıyla da sayıyla da yazılabilir. Üleştirme hariç. Üleştirmede sayıyla yazılanlar makbul değildir, yanlıştır. O yüzden cevap sadece yazıyla yazılandır. Şurada bir notum var arkadaşlar. Diyor ki yarım tek sözcükleri de bu ekleri alarak, bazı ekler alınırsa yarım tekler ne olur? Tabii ki üleştirme olabilir. Yarımşar, teker gibi, teker teker gelin gibi. Nasıl teker teker gelin, teker teker ismin önünde değil ama. Kesir sayı sıfatı. Kesir sayı sıfatı ne demek? Kesirler nasıl oluşur? Kesirler üçte bir hisse ismin önünde. Çeyrek ekmek, çeyrek 1/4 demek ya. Yarım altın 1/2 demek. Ama sadece bunlarla sınırlı mı? Hayır. Aslında yüzdelikler de kesir sayı sıfatıdır. Yani %25 pay verdiler dediğinizde aslında 1/4 pay demek istemiyor musunuz? Mantık aynı değil mi? Hiçbir fark yok. O yüzden yüzdelik ifadeler de üleştirme kesir sayı sıfatlarına girer. Hem işaret hem sayı sıfatı bir arada kullanılmıştır diyor. Hemen bakalım. Komşumuzun ilk çocuğu. Buradaki ilk nedir? Sıra sayı sıfatıdır. Peki işaret var mı burada? Hayır. Bu adamın bazı sorunları. Bu adam. Adam ismini işaret etmiş. Bu bir işaret sıfatı. Bazı sorunlar, bazı bir belgisizlik ifadesidir. Adam benden işaret ve sayıyı istiyor. Ben işaret ve belgisizi buldum. B şıkkı da gitti. Bazı öğrencilerdeki bazı belgisiz sıfattır. Beşerli gruptaki beşerli topluluk sayı sıfatı diye bir tür var. Ondan bahsedeceğim.
Yani burası belgisiz sıfat ve sayı sıfatı oldu. Hayvanlara zarar veren böyle insanların çift kişilikli olduğu çift kişi. Buradaki böyle insan ifadesi bir işaret sıfatıdır. Çift kişi. Kaç kişi? Çift kişi dediğinizde bu bir topluluk sayı sıfatıdır. Topluluk sayı sıfatı da sayı sıfatlarının bir türüdür, bahsedeceğiz dedik. Cevap o yüzden deniz ışıkı olacaktır. Devam. Devam. Birçok binanın yapımında başrolü oynayan tuğlalara evvela Filistin'de yapılan kazılarda rastlandı. Bu tuğlaların yapımında ne tür bir yöntem kullanıldığı tam olarak bilinmese de bunların güneşte pişirilmiş balçıktan yapıldığı tahmin ediliyor. Hangi sıfat türü yoktur diyor. Birçok bina. Buradaki birçok belgisiz sıfattır. Belgisiz sıfat gitti. Bu tuğla işaret sıfatıdır. Tuğla ismini işaret etmiş. İşaret sıfatı gitti. Ne tür yöntem? Ne tür yöntem? Yöntem ismine soru sormuş. Soru sıfatı gitti. Buradaki bir yöntemdeki bir, iki yöntem diyemezsiniz. Yani sayı sıfatı değil. Tam olarak bilinmese de bunların güneşte pişirilmiş balçık. Balçık isim. Nasıl başlık? Balçık. Güneşte pişirilmiş balçık. Bu bir niteleme sıfatıdır. Niteleme de gitti. Elimizde ne kaldı? Sayı sıfatı. Arkadaşlar, sayı sıfatlarından topluluk sayı sıfatı diye bir şey var. Ondan bahsedeceğimi söyledim. Topluluk sayı sıfatı. Topluluk sayı sıfatı ne demektir? 2-3 şekilde karşınıza gelir. Birinci şekil şudur. Genelde ikiz üçüz kelimesiyle karşınıza çıkar. İkiz üçüz dördüz. İkiz kardeş. Topluluk sayı sıfatı. Bu detaydır ama yine de aklınızda kalsın. Bir diğeri çift kelimesiyle oluşur. Az önce soruda da çözdük. Çift sayı. Bir topluluk bildirir. Üçüncüsü genelde lı-li ekiyle oluşur. Lı-li. Mesela beşerli grup. Bu bir topluluk sayı sıfatına gider. Onun gibi örnekler. Şimdi geldik adlaşmış sıfata. Adlaşmış sıfat ne demek? Sıfat niçin adlaşır? Adlaşmak ne anlam ifade eder? Onlara bakacağız. Arkadaşlar, eğer sıfatla adın ilişkisi koparsa sıfatın hiçbir önemi kalmaz. Hiçbir önemi kalmayınca da genelde adlaşıyor. Mesela burada bir örnek vermişiz. Bilgili adam kendini ağırdan satar kelimesinde bilgili adam kelimesinin sıfatıdır. Nasıl adam? Bilgili adam. Fakat adam ismini düşürür de şuradaki bilgiliyi yalnız bırakırsanız buradaki gibi, o zaman burası artık sıfat olmaktan çıkar. Adam ismi düştü ve bilgiye ler ekledik. Burası ne oldu? Adlaştı artık. Çünkü bilgili sıfatının önünde niteleyici herhangi bir isim kalmadı. İsim kalmayınca ne oldu? Adlaştı. Adlaşmış sıfat. Şöyle bakalım, genellikle ek ekliyoruz sıfatlara. Sıfatlara ek ekleyince adlaşıyor. Engellilere yardım etmek derken aslında engelli insanlar mı demek istiyor? Evet. Ama insanlardaki lerler ekini alıp da şuradaki sıfata eklediğinizde sıfatı adlaştırmış olursunuz. Kendini beğenmişler, kendini beğenmiş insanlar demek istiyorsunuz. Hocam, daima sıfat ek olarak mı adlaşır? Hayır, bazen ek almaz. Ek almadan da adlaşabilir. Bazen bir sıfat hiç çekim eki almadan da adlaşabilir. Genç, yaşından beklenmeyecek bir olgunlukla karşıladı bizleri. Genç, adam. Adam ismi düşünce genç ne olmuş? Adlaşmış. Şuraya bakalım. Hangisinde bir adlaşmış sıfat vardır? Adlaşmış sıfat sık çıkar, o yüzden birkaç tane soru çözelim. Otel sahibi biriciyi güler yüzle karşıladı. Yürüyüşe çıkan konuklar henüz dönmediler. Eski yöneticileri toplantıya çağırmışlar. Sınıfın çalışkanı bu sınav sonunda belli olacak. Kendilerini yönetilen sorulara cevap vermedi. Sınıfın çalışkanı derken, sınıfın çalışkan öğrencisi mi demek istiyoruz? Ama öğrenci ismi düşünce çalışkan da olmuş, sıfat olmaktan çıkıp artık ad olmuş. Devam edelim, bir soru daha var. Hangisinde adlaşmış sıfat yoktur diyor. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Yalnızların derken aslında yalnız insanların demek istiyor. İsim düşmüş. Deva bulmak için bağrındaki yaraya toplanmıştı garipler, şimdi kervansaraya. Garipler, garip insanlar. İlla insan ismi mi getireceğiz? Yok, siz başka isim de getirebilirsiniz. Garip kişiler. Hatırası kalbe ışıklarla dökülen, en güzele, en iyiye, en güzele, iyiye.
en iyi kişiye gibi değiştirebilir miyiz bunu? Evet. En iyi insana diyebilir miyiz? Evet. İyiye derken ek almış ve iyi sıfatı adlaşmış. Geride kalanlara, kalanlara derken kalan insanlara demek istiyoruz. Cevap Edirne. Devam edelim. Aşağıda altı çizgi sözcüklerden hangisi adlaşmış sıfattır? Diyor ki sıfat çekim eki alırsa adlaşır. Beyinlerde çözümlenir. Herkes, çocuğun, iyilerin. İyilerin derken iyi insanların değil mi? Hangisinin önüne bir isim getirip onu sıfatlaştırabiliyorum? Adlaşmış sıfat biraz da öyle aranır değil mi? Yani hangisini sıfatlaştırabilirsiniz? Hangisinin önüne bir isim atabilirsiniz? Altı çizgili sözcüklerden hangisi adlaşmış sıfattır diyor. Tarafından gönüllünün, gönüllünün derken gönüllü insanın mı demek istiyor? Önünde bir isim düşmüş. Şimdi birleşik sıfatlara bakalım ve sıfatları bitirelim arkadaşlar. Sıfatlar bitiyor. Birleşik sıfatlar iki kelimelik sıfatlar demektir. Kendi içinde ikiye ayrılır. Anlamca kaynaşmış birleşik sıfatlar ve kurallı birleşik sıfatlar diye. Anlamca kaynaşmışlar genelde bitişik yazılır. Bir takım sorun, açık göz insan, soğukkanlı yarışmacı, birkaç soru gibi iki kelime var. Bir ve takım, açık ve göz, soğuk ve kan değil mi? Sıfatlar birden fazla kelimeden oluşur ve bitişik yazılırsa biz bunlara ne deriz? Anlamca kaynaşmış birleşik sıfat. Bir de kurallı birleşik sıfat var. Yani bazı kurallarla oluşmuş ayrı yazılan sıfatlardır bunlar. Birinci yola bakalım arkadaşlar. Birinci yolda ılıksız ekili olur. Şurada bir isim var. Arkadaşlar birinci yolda şöyle bir kural var. Şurada bir sıfat var. Burada bir isim. Şurada bir isim daha var. Bakın sıfat, isim ve isim. Şu ikinci isme buraya yani bazı ekler eklenir. Hangi eklerdir bunlar? Lıksız. Bu ekleri eklediğinizde kurallı birleşik sıfat yaparsınız. Neden? Çünkü şu ikisi birleşir ve buradaki ismi nitelemeye başlar. Örnek, dar ve koridor var. Şimdi dar sıfat, koridor isim. Nasıl dar koridor? Dar koridor. Buna lı ekini ekliyorum. Dar koridorlu. Önüne bir de isim getiriyorum. Nasıl yapılar? Dar koridorlu yapılar. Lıksız eki ekliyorum. Taş yapılı mahalle. Nasıl mahalle? Taş yapılı mahalle. Bunun lık örneği de var. 2 yıllık uğraş. Nasıl uğraş? 2 yıllık uğraş. 3 asırlık devlet. 3 sıfat. Asır isim. Lık'ı eklediğinizde bunun tamamı birleşip şuradaki parantez içindeki ismi niteliyor. 5 parasız kimse sız ekili yapılmış. Devam edelim. Bunun bir de ikinci yolu var. İkinci yolu şu. Sıfat ve ismin yeri değiştirilir ve isme üçüncü tekil kişi yelik eki eklenir. Hocam anlamadık. Tamam söyleyeyim. Şurası isim. Birinci ismi. Şurası benim sıfatımdı biliyorsunuz. Burada bir isim daha var. Nitelenmesi gereken bir tane isim daha var. Şuradaki sıfatı buraya getiriyorsunuz. Şuradaki ismi buraya getiriyorsunuz. Şuradaki isme bir de bazı ekler ekliyorsunuz. Hangi ekleri? I, i, u ve ü ekini ekliyorsunuz. Hemen şurada verilen örneklere bakalım. Geniş sıfat, çevre isim. Değil mi? Hemen çevre ve genişi yer değiştiriyoruz. Çevre geniş. Ama buraya ı, i, u, ü eklememiz lazım. Buraya sonu e ile bittiği için s kaynaştırması geliyor. Çevresi geniş. Önüne bir tane de isim. Çevresi geniş insan. Basılmış eser. Nasıl eser? Basılmış eser. Basılmış sıfat, eser, isim. Eser ve basılmışın yerini değiştirdim. Eser basılmış. Ama isme ek eklemem lazım ki anlamlı olsun. Eseri basılmış şair. Şair de havadan getirdiğim bir isim. Kara baht. Baht kara. Şuraya ı ekledim. Bahtı kara. Önüne de bir isim. Bahtı kara insan. Bahtı kara kişi gibi. İkinci yolu da budur. Hemen şuna bakalım. Hangisinde kurallı birleşik sıfat? Ötekilerden farklı bir yolla oluşmuş. İki tane yoldan bahsetmiştim. Bağırı yanık insan ikinci yol. Neden? Çünkü yanık bağır. Aslında oradan gelir değil mi? Yanık sıfatıyla bağır ifadesi yer değiştirmiş. Bağırı yanık. Kulağı delik. Delik kulak. İkinci yol. Çünkü birinci yol lığlıksızdı. Çenesi düşük. İkinci yol. Siyah kazaklı lığlıksız eki almış. Bu birinci yol. Hepsinin önünde isim var. Bağırı yanık insan, kulağı delik adam, çenesi düşük biri ama siyah kazaklı adam.
Buradaki l ikili oluştuğu için birinci yola girer. Cevap o yüzden D şıkkı olur. Sıfat tamlamasında tamlayanla tamlananın yerini değiştirip tamlanana üçüncü tekil kişi iyilik eki, yani benim bahsettiğim ikinci yol var ya, ondan bahsediyor. Hatırla, şurası sıfat, şurası isim. Sıfat ve ismi ne yapıyoruz? Yer değiştiriyoruz. Yer değiştirdikten sonra isme ek ekliyoruz. Buradaki iyilik eki dediği şey var ya, üçüncü tekil kişi iyilik eki, ı, i, u, ü, onu kastediyor. Benzerini arıyorum. Duvarı yıkık bahçe. Gördüm. Çünkü duvarda ı eki var. He, o zaman bunun aslı şu muydu aslında? Yıkık duvar. Yıkık duvar. Yıkık duvar bir sıfat tamlaması. Tamlamada adamın bana dediği gibi şöyle isim ve sıfatın yerini değiştirdim. Tamam, değiştir. Sonra isme bir de isme şuradaki duvar ismine bir de ek ekledim. Duvar ı yıkık. Değil mi? Nasıl bir bahçe? Duvar ı, duvarı yıkık bahçe. Cevap o yüzden ikinci yolda yapılan A şıkkı olacak. Kurallı bileşik sıfata bakıyoruz. Sıfat tamlamalarında lı, li, lu, lü. Bu bizim birinci yolumuz biliyorsunuz. Lı, li, lu, lü, lık, lik, duk, lük falan. Hangisinde bu açıklamaya özel bir örnek vardır? Ellerine kına yakmış köylü güzeli. Burada lü eki var ama iki kelimelik değil. Biz bileşik sıfat arıyoruz. Bu tek kelime. Dün üniversiteli genç, lı eki var ama tek kelime. Taşlı, tek kelime. Uzun boylu adam, nasıl adam? Uzun boylu adam, iki kelime. İki kelimelik lı, lıksız alanlar kurallı birleşik sıfattır. Birinci yolla yapılmıştır. Hangisinde kurallı birleşik sıfat yoktur? Eli sıkı kadın burada var. Değil mi? Çünkü buradaki sıkı ve el yer değiştirmiş. Ele bir de ı eki gelmiş. Ufku açık, ikinci yol değil mi? U var. Açık ufuktur aslında. Çim yeşili gözler. Nasıl göz? Çim yeşili. Burada var mı? Kalsın bu. Boş boğaz insan normal birleşik. Bu toplantıda bir hedef saptamıştık. Biz insan bu kadar boş boğaz bir insan. He, birleşik sıfat demiş zaten. Pardon. Soruya yanlış bakıyorum arkadaşlar. Kurallı birleşik değil. Birleşik diyor. Yani hepsini katacağız işin içine. Hem anlamda kaynaşmış birleşiği hem kurallı birleşiği. Eli sıkı kadın derken burası kurallı birleşik. Kurallı birleşik de bir birleşik türüdür. Ufku açık, kurallı birleşik. Çim yeşili, birleşik. Boş boğaz, birleşik. Ama burada hiçbir birleşik sıfat yok. Sıfatlar bu kadar arkadaşlar. Hemen devamında zamirler videolarını yükleyeceğim. Daha doğrusu videosunu yükleyeceğim. O zamana kadar görüşmek üzere.